geç mi kaldın? Evet, biz Gebi Belediyesi olarak yaptığımız projenin tamamında önce sosyalliği de ön plana çıkartıyoruz. Zaten ilçemizin altyapı ve üst yapı sorunlarını Allah nasip etti %95 oranında çözdük. Şu anda Gebi Belediyesi Sakarya Belediyeleri içerisinde en sosyal belediyelerden bir tanesidir, hatta en iyisidir diyebilirim. Çünkü 4 tane ambulansımızla sağlık hizmetleri vermekteyiz insanlarımıza. Bunun bir tanesi evde tedavi hizmetleri uygulamakta. Hastalarımızın serum, pansuman, iğne, sonda gibi tedavilerini Gebi Belediye'miz tarafından yapılmakta ve bunlar ücretsizdir. Bir sağlık personelimiz aracılığıyla yapılmaktadır. Diğer 3 ambulansımızda hasta nakilleri yapmaktayız. Sadece Gebi ile alakalı değil, Taraklı, Göynük, Gölpazarı, Ali Fuatpaşa ve Pamukova'da da ihtiyaç sahiplerine bizden talep edildiği takdirde bu ambulanslarımıza servisler sunmaktayız ve bunların tamamı Gebi Belediyesi'nin yaptığı ücretsiz faaliyetlerin içerisindedir. Yaklaşık 160 taneye yakın yetimimize, GV sınırında yaşayan yetimlerimize her ayın 15'inde bankalardan çekmek şartıyla kredi kartları verildi kendilerine. O hesaptan ayın 15'lerinde çekerek çocuklar cep harçlıklarını GV Belediyesi'ne almaktalar. GV sınırında yaşayan ve başvurusu olan tüm yetim ve öksüzler bizden şu anda maaş almakta. Bu da Sakarya'da bir ilk diyebilirim belediyecilik anlamında. Sadece bunlar mı var sosyal belediyecilikte? Hayır. Biz bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde bir ilçe belediyesi olarak marka çıkartmış tek belediyeyiz biliyorsunuz. Muhtemelen basında bunları gördünüz son 6-7 ay içerisinde. Geyve markamızla beraber Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'ni açmış bulunuyoruz. İnsanlarımızın hizmetinde özellikle hafta sonları İzmit, İstanbul ve Sakarya'dan gelen misafirlerimize bu bölgede hizmet sunmaktayız. Bu tesisimiz sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerden bir tanesidir. 27 tane kadın kardeşimizin çalıştığı, tüm ürünlerin burada yöresel anlamda geleneksel yöntemlerle ve ama modern bir tesiste üretildiği bir tesis inşa ettik. 12 dönümlük bir alan içerisine. Eski belediye çöplüğünü gülistanlığa çevirdik resmen. Şu anda Türkiye'de de Geyva markamızla beraber insanlarımıza hizmet sunmaktayız. Bu diğer projemiz Hırka Seyir Terası adı altında 50 bin metrekare alanda. Orada da 17 tane kadın kardeşimizin çalıştığı piknik alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, kafeteryasıyla bu piknik alanları ve yürüyüş yolları kısmı tamamen ücretsiz. Sadece kafeteryada yediğiniz, içtiğinizin parasını Geyve Belediye Şirketi tarafından işletilmekte olan bu tesisimizde belediyenin uygun fiyatlarıyla halkımızın sunumuna çalışıyoruz. Oraya da çok ciddi anlamda bir rağbet var zaten. Bir sosyal belediyecilik anlamında bu da bölgedeki vizyon projelerden bir tanesidir. Allah nasip ederse yine böyle bir sosyal projemiz olan gondol projemiz var. Sakarya Nehri Rekreasyon projemiz var.
Osmanlı kayıklarının yüzdürülebileceği, içinde kafeteryaların ve lokantaların olduğu, yürüyüş yollarının, eğlence gruplarının, pergolanın bulunduğu 750 metrelik bir bant içerisinde devasa bir tesis hazırladık elhamdülillah. İnşallah o da açılma aşamasına geldi. Yakın bir tarihte de onun açılışını gerçekleştireceğiz. Zaten biz sosyal belediyecilik anlamında bölgemize ilkleri yapan bir belediyeyiz. Geçen dönemde de yaklaşık 120 tane kardeşimize Geyve Belediyesi şirketi üzerinden dar gelirli kardeşlerimize konutlar yaparak teslim etmiştik. Şu anda Geyve Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında Sakarya'daki en öncü belediyemizdir. Ben bunun için bize destek sağlayan AK Parti hükümetimize, milletvekillerimize ve bana her dönem destek veren halkımıza da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ben tabii onların hayatlarının daha güzel bir hale gelmesi için bundan sonraki sosyal projelerimizin devam edeceğini buradan sizin aracınıza duyurmak istiyorum.